Günaydın herkese. Bugün Berlin'deki ikinci günümüz ve dışarısı tam bir Ankara havası yani. Gri bulutlar, hiçbir şey gözükmüyor. Şimdi aşağı kahvaltıya ineceğiz. Hemen şöyle bir hazırlandık, çıkıyoruz. Devam et. Evet, kahvaltıda armut, ekmek çeşitleri. Burada bir sürü müsli çeşidi var. Biri elmalı bir yere dökmüş. Çay çeşitleri var birçok. Yumurta ve reçel çeşitleri. Kahvaltı bu şekilde. Evet, biz şimdi kahvaltılarımızı aldık. Hatta kendi pankekinizi kendiniz yapıyorsunuz. Şurada makine var. Pancake maker. Evet, bakalım Meltem ne almış. Otelde bu şekilde bar var. Evet, biz şimdi hazırlandık. Çıktık. Otel burası, şuradaki Berlin Duvarı'na gidiyoruz. Burası East Side Gallery diye geçiyor. Bu Berlin Duvarı'nın işte aşılmasından sonra insanlar buraya birçok resim yapmış. Yalnız insanlar resim yapmış, neyse. Sanatçılar buraya... İnsanlar resim yapmış. Ben buraları koymayacağım ya. Buraları koyamam, dur. Berlin Duvarı'nın aşılmasından sonra işte insanlar buraya sanatlarını icra etmişler. Bu güzeldi. Biz de şimdi şuradaki 1.3 kilometre uzunluğundaki duvarı yürüyerek gezeceğiz. Evet, buradaki resimlerin birçoğu dünya barışını betimlemek adına yapılmış. Hemen şurada görüyorsunuz duvarı. Evet, buradaki duvarların beyaza boyanmasının sebebi Sovyet tarafı kaçan insanları rahat görmek için duvarı beyaza boyamış ki hani görüp direkt öldürsünler. Şu anda bulunduğumuz yer Mercedes Arenası diye geçiyor. Gösteriyorum. Aşırı büyük bir bina. Ve görkemli duruyor bayağı. Önünde de çok fazla sıra var. Sanırım içeride müze tarzı bir şey var. Burası. Hemen önünde buz pateni var. Burada. Fiyatlarını öğrendik. Yetişkin 1 saati 4,5 euro. Çocuk da 1 saati 3 euroymuş. Evet, şu anda Mercedes-Benz Arena'nın önündeyiz ve burası gerçekten ana baba günü. Şuradaki kadına sordum burada ne var diye. Ünlü bir sihirbazın gösterisi varmış. O yüzden insanlar böyle sırada bekliyor. Evet, şu anda Einstein Cafe'ye geldik. Bu gerçekten her yerde var. Tam olarak Berlin Duvarı'nın yanındayız. Biraz üşüdük açıkçası. Peki ısınalım. Bir de internet. İnternete bağlandık burada. Size şeyi anlatmak istiyorum. Sabahki kahvaltıyı. Normalde bizim otelimiz kahvaltı ama biz kahvaltı seçeneğini dahil etmemiştik fiyata. Sonra dedik işte her gün başka bir yerde kahvaltı yaparız. Dışarıda yaparız. Odamızdaki havalandırma sistemi bozukmuş. Biz dün bunu fark ettik. Sonra aşağı indim işte dedim böyle böyle havalandırma sistemi bozuk falan. Adam dedi ki işte yarın teknisyen getirelim sizin odaya. Teknisyen baksın. Ayrıca bir de bugün işte ücretsiz kahvaltı hediye edelim size dediler. Başı 7 euro olması lazım açık büfe kahvaltı. Bugün bize hediye ettiler yani. Şanslı günümüzdeyiz. Sonra akşam Berlin Dom diye geçiyor galiba. Berlin Dom'u ziyaret edeceğiz. Dom'u yani. Bundestag. Tam olarak söyleyemiyorum Almanca şeyi. Oraya gideceğiz. Onun için de bunları yazabilirsem ben aşağıya link bırakayım. Normalde ücretsiz ama kayıt yaptırmanız gerekiyor gitmeden önce. Rezervasyon yaptırıyorsunuz ve o şekilde gidiyorsunuz. Biz şimdi rezervasyonu yaptırdık. Bugüne yaptırdık. Hemen akşam 5.45 civarı gideceğiz. 15 dakika önceden orada olmamız gerekiyormuş. Bu kadar. Görüşürüz. Evet, şu an geldik. Ilgın koş, Ilgın. Şey, bunlar çekmeniz lazım. Ne kalabalık. Gerçekten insanlar sıraya girmiş burada fotoğraf çekinebilmek için. Sıra nereden başlıyor bilmiyorum. Ilgın koş, Ilgın. Dur böyle, ben seni çekeyim. Bence güzel çıktı. Evet, bunu böyle yerleştiriyormuşuz. Sonra iteceksin sanırım. Okey. Ne oldu şimdi? 7 kez çevireceğiz sanırım.
Select tier diyor bak. Yani bir şey seçmen gerekiyor oradan. Ne wow. seçeceksin? Bence atmadan önce seçtin bile sen. Öyle mi? Bence. Hadi neyse bakalım, çevir şans. Bakalım ne gelecek. Oy biraz zorlaştı. Devam et. Hoba. Ne yaptı ya? Aa Santi ezdi. Bak. Nasıl ya? Öyle değil mi? Ay bir saniye. East Side Galeri. Ne yaptı? Parayı mı ezdi bu? Bilemedim. Yani gelirseniz işte deneyebilirsiniz böyle bir şeyi. Evet, şimdi şunu çıkartayım. East Side Galeri tamamen bitti. Bütün duvarı, 1,5 kilometreyi bitirdik yani. Bu duvarın sonunda bir köprü var. Köprünün adı Oberbaum Köprüsü sanırım. Hemen şurası. Evet, şimdi burada fotoğraf çekineceğiz. Bir köprünün üstüne çıkalım, nehre bakalım dedik. Üstünden de böyle tren geçiyormuş. Evet, 1894 yılında yapılmış sanırım ama şu ikisini bilmiyorum. Belki restore edilmiştir. Emin değilim. Ona bir bakmak lazım. Köprü bu şekilde. Hoş bulduk. Herkes burada Türk şu anda. Kreuzberg'e geldik. Şu an çok garip bir geçit bulduk. Hemen nehrin yanına gidiyor. Havada böyle minnak minnak yağmur tanecikleri var. Ve böyle kendimi iyice manavda üstüne su serpilen meyve gibi hissediyorum. Bir de burnum çok kırmızı. Nem oranı %94'müş. Öyle anlatayım. Yok artık, cidden mi? Şu an böyle havada şey var, sis. Evet, şimdi şuradan nehir kenarına çıkacağız. Evet, şu an gerçekten bulabileceğimiz en iyi manzaradayız. Ve burası onların otoparkıymış. Köprüyü çok rahat görebiliyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Ayrıca şuradaki şu binaya bayıldığımı söylemek istiyorum. Şuradan şöyle devam edelim. Bir havuza gelmeye çalıştık ama sanırım kapalı. Devam edeceğiz, yapacak bir şey yok. Değişik değişik sokaklardayız. Burada her yerde grafiti var. Şu sokakta her yerde grafiti var. Bir gidelim. Sonra nehrin üstünde iki tane adamın heykeli var. Oraya gideceğiz. Biliyorsun. Bir yer bulduk. Aa, çok enteresan. Antika eşyalar, ikinci el eşyalar var. Çok garip. Aa, burası çok iyiymiş. Burayı bilmeyen değil mi? İşte Kreuzberg'in bilinmeyen yerlerindeyiz şu anda. Avizeye bakar mısın? Ankara'da böyle avize yok. Çok enteresan. Nereye geldik biz ya? Bakın gitar var. Aha, çok enteresan bir yer gerçekten. Böyle devam ediyor. İkinci el antik eşyalar var sanırım. Baksanıza çok enteresan. Böyle biniyorsun, herkes çeviriyor. Aynı yerde dönüp duruyorsun. Dönme dolap. Burada bir sürü fotoğraf. Hafta sonu giriyoruz. Süper Cumartesi programındasınız. Saat 18'e kadar sizinleyiz. Şu an Berlin'de bir tornacıda Türk radyosu ve Yüksek Sadakat dinliyoruz. Her şey çok karıştı. Gel çıkalım bu şehirden. Evet, şu anda bulunduğumuz yerde hiç ulaşım yok. Lime'a bineceğiz. Bunlara binip en yakın metroya gideceğiz. Aşırı komik bir şey oldu, hemen anlatıyorum ışık olmasa da. Biz şimdi Lime'a binecektik işte. 2-2 ayrıldık Lime'a binmek için. Sonra Büşra ile Meltem Lime'a binip gitti. Sonra Ilgın da ben Lime'a açamadık. Ve kaldık yani orada 10 dakika falan bekledik. Sonra dedik ki bari yürüyelim. Ama Büşra ile Meltem gitti ve internetleri yok. Şu an nasıl beraber, nasıl, nereden bulacağız? Hiçbir fikrim yok onları. Bir internet bulurlar herhalde, Wi-Fi öyle buluruz. Ya ne diyor? Şey anlaşılmıyor, çekmiyor. Ha burada. Nereye alır? Neresi burası? Pizza. Ya konum atsın ya, bunu yapabilen insan niye konum atmıyor? Konum at de. Biz şimdi onları bulduk. Daha doğrusu Wi-Fi ile attılar. Biz sanıyoruz ki bizi bekliyorlar, metrodalar falan böyle. Lime'ı da kapatamamışlardır, internetleri yok. Onlar gitmiş pizzacıda pizza yiyorlarmış ya.
Biz de ne kadar derde düştük yani burada. Şu an işte o bahsettiğim yere gidecektik. Kapıya geldik ya. Bayağı görkemli gözüküyor. Bakın. Şimdi koşarak gidiyoruz. Evet, biz şimdi geldik. Geç kalmamıza rağmen bizi içeriye aldılar. Biraz şu içeride bekledik. Burası güvenlik bu arada. Güvenlikten geçtik. Benim açacağım vardı metalden. Onu aldılar. Şimdi parlamento binasının içerisine gidiyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Şu an kalabalık bir grup asansöre biniyoruz. Yukarı çıkacağız. Evet, burada sesli yönlendirme için size bir cihaz veriyorlar. Otomatik başlıyormuş. Evet, şu an içerideyiz. Buraya basarsanız başlıyor. Şu anda dinliyorum. Aa, çok enteresan. Diyor ki yukarı doğru ilerleyin. Çok iyi. 19. yüzyılın sonunda işgal edilmiş. Alman İmparatorluğu'nun başkentiymiş burası. Aa, burada durursanız bir şey binasını görürsünüz dedi. Şurası. Konferans ve toplantı salonu bulunmaktadır. Almanya Federal Meclisi, Berlin şehir merkezinde toplam 220 bin metrekare alana sahip olan 22 binayı kullanmaktadır. Bu adam şimdi anlatıyor. Diyor ki işte şuralara gelince yerler farklı. Pardon. Diyor ki birkaç adım atın diyor, durun diyor. Anlatıyor şu an. Berliner Dom. Şimdi biz buradan döne dolaşa böyle yukarıya geldik. Şimdi adam anlatıyor belirli noktalarda diyor ki işte şimdi durun ve sağ tarafınızdaki işte şu binaya bakın. Anlatıyor, mimarisini anlatıyor, geçmişini anlatıyor. Aslında bayağı güzel ama sıkıntı şu ki dışarısı sisli ve biraz karanlık. Ayrıca ışıklandırma bütün binalarda çok iyi değil, yani yeterli değil ışıklandırma. O yüzden çok fazla hangi binayı söylediğini seçemedik. O yüzden buraya gelecekseniz eğer sabah saatlerinde gelmenizi tavsiye ederim. Eğer sabah gelirsiniz hani bütün binalar net gözükür. Nereden bahsettiğini anlarsınız. En azından aklınızda kalır. Onun dışında soğuk bir yer bence. Yani içerisi olmasına rağmen şu anda bütün her yer cam. Bir de yağmur yağıyor üstüne. Burası gerçekten soğuk. Şu anda böyle bir yere çıktık. Burası en tepesi. Yani buraya ulaşıyorsunuz. Sonra geri ineceğiz şimdi. Burada 40 bin metrekare cam kullanılmış ve aslında burası aşağıdaki salonu havalandırmak için kullanılıyormuş. Burası açık ve buraya gelen yağmur su da işte kubbeden yani akıtılarak aşağıya inmesini engelliyor. Binanın ağırlığı 1200 tonmuş. Yani gerçekten değişik bir yapı ya, çok enteresan. Havalandırmak için böyle bir yer yapmış adamlar. Evet, buradan aşağıdaki salonu görebilirsiniz, parlamento binasının içindeki. Ve bu şekilde yukarı doğru uzanan bir kubbe var. Evet, kubbenin amacı da orayı havalandırmak. Evet, biz şimdi aşağıya indik. Burada daire şeklinde böyle fotoğraf sergisi var. Dışarıdan bu şekilde gözüküyor. Biz şimdi dışarıdayız. Ama evet, bakın. Şehir o kadar karanlık ki adam nereyi dedi, sağınıza bakın diyor, bakıyoruz bir şey yok, solunuza bakın diyor. Baktık göremedik yani. Yanının oralarda güneş panelleri varmış ve içerideki enerjinin çoğunu buradan alıyorlarmış. Aynı zamanda da bu aynaların sebebi de daha az ışıklandırmayla daha fazla aydınlık, yapay ışık sağlamakmış. Evet, burada salonu görebilirsiniz. Ayrıca koltukların rengi en sevdiğim renk mor. Bu detayı belirtmek istedim. Evet, şimdi biz buradan ayrılıyoruz. Şu anda
Friedrichstraße'de bulunuyoruz ve ünlü bir dönerci varmış burada Berlin'de. Kreuzberg'de Mustafa Gemüse Döner diye oraya gidiyoruz şimdi. Evet, eğer siz de gelmek istiyorsanız bu dediğim dönerciye U6'ya binerek Mehringdam durağında inmelisiniz. Evet, biz şu anda geldik ama yani bu insanların hepsi, gerçekten inanamıyorum yani, bunun için mi bekliyorlar? Şu sıraya bakar mısınız? O kadar geldik ya bir de. Şuraya bak ya, inanılır gibi değil. Türkiye'de bunu her yer yapıyor galiba yani. Ama burası bayağı ünlü bir yermiş. Evet, fiyatları şu şekilde, hemen göstereyim. Milano'da yeseydin şu kebabı beklemeseydin burada bir saat, bir buçuk saat. Ne Milano son? Münih. Hala önümüzde kaç kişi var ya? Asla ya. Münih'te. Tipimize bak abi. Döner için bekliyoruz kaç saat. O kadar akıl işi değil ki. Gerçekten. Ne yapıyor da çekiyor mu seni? Evet. Şimdi Mustafa Gemüse Döner'den alınan bir döneri açıyoruz. Sanki kutu açılışı. Ilgın ve Büşra bizim için bekleyip aldılar. Biz Meltem'le dayanamayıp otele geldik. Çok çok popüler olduğu için evet şimdi tadacağız. Sonra dönere değmez arkadaşlar. Beklemeye değmez mi? Hiç değmez.